Dersen bir daha yerine koyamazsın. Bak bu kavluca, ben kameramandan rica edeyim. Bu gördüğünüz kavluca buğdayıdır. Haymana'da ekilmiş olan. Kars'ta da ekiliyor bu bol miktarda. Mesela bu gördüğünüz, zaten başağındaki siyah rengi de Evet. görüyorsunuz. Kara kılçık diye benim bahsettiğim. Evet. Mesela hiç ummadığınız bir şeyi söyleyeyim. Haymana'da bugün kavussuz arpa yetişiyor. Ve gluten oranı çok çok düşük. Yani bu da milli bir tohum. Burada gördüğümüz Bu mesela, çok değişik. evet, buna dallı buğday deniyor. Yani bu da bizim yerli buğday çeşitlerimizden bir tanesi. Evet, burada gördüğünüz zerun mesela, bu da farklı. Bunlar nasıl bir zenginlik Hüseyin? Yani bu zerun dediğimiz buğday. Burada spelta, işte Avrupa'da en çok tüketilen türlerden bir tanesi bu spelta. Almanlar buna Dinkel'de der. Burada başka mesela Siyez buğdayımız var. Kastamonu yöresine özgü dediğimiz. Bu da Haymana'da ekildi orada. Çoğaltılıyor bunlar. Siyez buğdayımız. Evet, burada Sürak. Bu da gene farklı bir buğday. Anadolu'ya özgü. Başka yeşil siyez var. Evet, bakın bu da gördüğünüz yeşil siyez. Evet. Çok şükür bunları şey yapabiliyoruz. Ekebiliyoruz, çoğaltıyoruz artık. Vatandaşlar bununla ekmeğini yapabilecekler. Fırınlar istediğinde bunu talep ettiklerinde bu buğdaylar verilebilecek. Bu da spelta. Şimdi orada demet halde gördüğünüz var. Evet Hüseyin, böyle bir demet Evet, yapıldı. göstereyim. Size Evet. vereyim hocam. Evet. Daha Bunu detaylı program anlatırsınız. için sağ olsun Ayten Hanım, doktor, ziraat yüksek mühendisidir kendisi. Sağ olsun programımız için hazırladı. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki Hüseyin, yani tasavvur edemezsin. İnşallah bundan sonra daha da çok çoğaltılacak. Her yıl daha da çoğaltılacak. Olay sadece Siyez buğdayı değil. Diğer çeşitlerimiz var. Onlardan da rahatlıkla ne yapacaksınız? Ekmeğinizi yapabileceksiniz. Ve Ben doya doya mesela ekmek yiyebileceğiz. tabii.